Bu videoda pKa tablosunu nasıl kullanacağımızı öğreneceğiz. Hazır mıyız? Bekala başlıyoruz. Genel kimya derslerinden de hatırlayabileceğiniz üzere pKa, Ka'nın 10 tabanına göre eksi logaritması olarak tanımlanıyor. pKa değeri ne kadar düşük olursa, o değere sahip asit de o kadar çok kuvvetli oluyor. Organik kimyada pKa değerini çok sık kullandığımız için bu kavramı iyi bilmeniz gerektiğini düşünüyorum. Bir örnekle başlayalım. Elimizde asit olarak hidroklorik asit olsun. Bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak eksi 7. Eğer bir baz, herhangi bir baz, bu aside yaklaşır ve bu protonu yani H artıya alabilirse, hmm, ama alabilirse, bu bağda bulunan elektronlar klorun üstünde kalacaktır. Sanırım burada farklı bir renk kullanırsam anlamak daha kolay olacak. Evet, şimdi oldu pembe renkle çizdiğimiz elektronlar klora aktarıldı ve klorür anyonunu oluşturdu. Klorür aslında hidroklorik asidin konjuge diğer bir deyişle eşlenik bazı. Burada özellikle hatırlamanızı istediğim nokta, pKa değeri ne kadar düşük olursa, asidin de o kadar kuvvetli olacağı. Bu tabloya baktığımızda, hidroklorik asidin en düşük pKa değerine sahip olduğunu görüyoruz, değil mi? Demek ki hidroklorik asit bu tabloda bulunan asitlerin en kuvvetlisi. Daha önceki kimya derslerinden hatırlayacağınız gibi asit ne kadar kuvvetli olursa konjuge baz o kadar zayıf olur. Çünkü asidin kuvvetli olabilmesi için konjuge bazın protonu tekrar ve kolayca geri alamıyor olması lazım. Sonuç olarak eğer bir proton kaybetmek kolaysa onu geri almak da bir o kadar zor olmalı. Aksi takdirde kuvvetli bir asidimizin olması çok zor. Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Hidroklorik asit bu tablodaki en düşük pka değerine sahip olduğuna göre en kuvvetli asittir. Aynı şekilde klorür anyonu da tablomuzun sağ tarafında bulunan konjuge bazlar arasındaki en zayıf baz. Şimdi ikinci örneğe başka aside bakalım. Elimize yine asidik bir proton var. Yani eğer bir baz gelip bu protonu alırsa bu elektronlar oksijenin üstüne kalacak. En iyisi burada tekrar pembe rengi kullanmak. Evet. Bu pembe renkli elektronlar oksijenin üstünde kaldığı zaman konjuge baz olarak aseton elde etmiş olacağız. Bu proton için yaklaşık pKa değerinin ise eksi 3 olduğunu görüyoruz. Aslına bakarsanız bu proton için çok farklı pKa değerlerini de gördüm. Bunlar arasında eksi 6 ve eksi 7'yi sayabilirim. Bu yüzden dersinizde gördüğünüz ya da soruda verilen pKa değerini kullanmanız en doğrusu. Çünkü pKa tablolarında verilen değerler bazen birbirini tutmayabiliyor. Bu proton için verilen pKa değerleri de buna bir örnek diyebiliriz. Bir sonraki örneğimiz hidronyum iyonu. H3O artı. Bir baz gelip de hidronyumdan bir proton aldığı zaman bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak eksi 2 olacak. Bu gördüğümüz elektronlar yine oksijene kalacak. Yani pembe renkli bu elektronlar oksijenin üstünde olacak tam buraya yerleşecek ve konjüge baz olarak su elde etmiş olacağız. Gördüğünüz gibi H3O artı hidroklorik aside göre daha yüksek bir pKa değerine sahip. Bu da demek oluyor ki H3O artı hidroklorik asit kadar kuvvetli bir asit değil. Bir başka deyişle hidroklorik asit daha düşük bir pKa değerine sahip olduğu için H3O artıdan daha kuvvetli bir asit. Şimdi daha fazla örnek yaparak bu konuyu biraz daha pekiştirelim. Bu örneğimiz asetik asit. Bilmeyenler için kendileri tam da şurada gördüğünüz şey oluyorlar. Hoş geldin asetik asit. Bu da asetik aside ait olan asetik proton. Sen de hoş geldin. Bu protonun pka değeri yaklaşık olarak 5. Yani bir baz bu protonu alır da bu elektronları oksijene bırakırsa ki bu durumda oksijen formal yükü de -1 olacak. Asetat iyonu bizim konjuge bazımız olacak. Şimdi bir sonraki örneğe bakalım. Bu bileşiğin iki tane protona sahip olduğunu görüyoruz. Diyelim ki bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 9. Aslında gerçekten hangi protonu seçtiğinizin çok da büyük bir önemi yok. Yani bir baz gelip de bir proton altında pembe renkte gösterdiğimiz elektronlar bu sefer karbonun üstünde kalacak. Evet, bahsettiğimiz karbonu da daire içine alalım. Bu karbonun formal yükü eksi 1 olacak. Devam ediyoruz. Sıradaki örneğimiz fenol. Fenolün üzerindeki asidik proton tam da burada duruyor. Yani bir baz gelip bu protonu aldığında pembe renkli elektronlar oksijenin üstünde kalacak. Böylece oksijenin formal yükü de eksi 1 olacak. Yani bu gördüğümüz bizim konjuge bazımız olacak. Evet, bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 10. Biraz aşağı doğru inelim ki örnekleri daha rahat görelim. Bir diğer örneğimiz ise su. Bu protonun pKa değerinin kaç olduğunu biliyor muyuz? Yaklaşık olarak 15,7. Suyun konjüge bazı ise hidroksit. Bir sonraki örneğimiz ise etanol. Buradaki de etanolün asitik protonu. pKa değeri ise yaklaşık olarak 16. Buradaki pembe renkli elektronlar birçok örnekte gördüğümüz gibi oksijenin üstünde kalacak. Bu şekilde oksijenin formal yükü eksi 1 olacak. Yani elde ettiğimiz şey etoksit anyonu. Şimdi size bir soru. Fenolün etanolden daha asidik olduğunu biliyoruz. Peki ne kadar daha asidik? Şimdi bir ipucu vereyim. pKa değeri ne kadar düşükse asit o kadar kuvvetli olur. Öyle değil mi? Fenoldeki bu protonun pKa değeri 10 iken etanoldeki protonun pKa değeri yaklaşık olarak 16. O zaman sizce bu bileşik etanol bileşiğine göre ne kadar daha fazla asidik olabilir? Öncelikle pKa'nın tanımını bir hatırlayalım. K'nın 10 tabanına göre eksi logaritması. Her birim PKA 10 üzerinde bir kat fark demek. O zaman bu iki değer arasında kaç birim fark var? Buradaki değer 10, buradaki ise 16, aradaki fark 6. Ama aslında bir birim 10 üzeri bir kat olarak fark yaratıyor. Yani fenolün sahip olduğu proton 10 üzeri 6 kere daha fazla asidik. Son olarak fenol etanole göre 1 milyon kere daha fazla asidik diyebiliriz. İşte bu tam da pKa tablosuna bakarak asitlik kuvvetini nasıl karşılaştırabileceğinize dair bir örnek oldu. Ayrıca pKa değerleriyle uğraşmak çok daha basit. Zaten bu yüzden bu kavram organik kimyada çok sık kullanılıyor. Tamam. Bu kadar yorum yeterli olmalı. Çok vakit geçirmeden bir örnek daha yapalım. Bir sonraki bileşiğe, bir alkole bakalım. Bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 17. Bu da bizim konjüge bazımız. Bir sonraki alkolde bulunan protonun pKa değeri de yaklaşık olarak 18. Bu da sonuç olarak elde ettiğimiz konjüge baz. Başka bir videoda bu alkollerin neden bu tabloda bulunduğu konusunu da konuşacağız. Hatta neden farklı pKa değerlerine sahip olduklarını da açıklayacağız. Ancak şu anda daha fazla örneğe bakarak bu konuyu tam olarak anlamaya odaklanalım. Bu protonun pKa değeri yaklaşık olarak 19 yani bir baz gelip kırmızıyla daire içine aldığım protonu alırsa, pembeyle çizdiğim elektronlar buraya gelerek karbon üzerinde kalmış olacak. Bu da karbonun eksi bir formal yüke sahip olmasına neden olacak. Bir sonraki örnekte elimizde asetilen var. Asetilenden bir proton alırsak elde edeceğimiz pKa değeri yaklaşık olarak 25 olacak. Yani pembe renkli elektronlar bu karbon üzerinde kalarak bu konjüge baza elde etmemizi sağlayacak. Şimdi bir de amonyağa bakalım. Eğer bir baz amonyaktan bu protonu alırsa, gördüğünüz bu elektronlar azotun üstüne gelerek bu konjuge bazı oluşturacak. Bu örnekteki pKa değeri ise yaklaşık 36. Bu da bileşikte farklı pKa tablolarında birçok değişik pKa değerine sahip bir bileşik tıpkı videonun başında gördüğümüz diğer örnekte olduğu gibi. Mesela bu örnek için pKa değerini 33'te gördüm, 38'de. Bu da demek oluyor ki bir bileşikle ilgili bir hesap yapacaksak, derste size verilen pKa değerini kullanmalıyız. Epeyce örnek yaptık değil mi? Artık bu örneklere bir son vermenin zamanı yaklaşıyor. Çünkü bir noktada bu videoyu bitirmem gerekiyor. Hadi son birkaç tane daha yapalım sonra gideriz. Evet, bu proton için pKa değerimiz kaç? Yaklaşık 44. Pembe renkte elektronlar karbon üzerine yerleşecek ve bu gördüğünüzde konjüke bazınız olacak. Son örneğimiz etan olsun. Etan bu tabloya eklediğim asitler arasında en zayıf olanı. Oo, yazık ona. pKa değerine bir bakın, yaklaşık 50. Epey yüksek bir değer, değil mi? Ben B elektronlar bu karbonun üzerinde kalacak. Eğer etan en zayıf asitse, bu sağ tarafta olan da en kuvvetli baz olmalı. Demek ki bazların kuvvetlerini karşılaştırmak için de pKa tablosunu kullanabiliriz. Yani burada bir asidiniz olsaydı, şimdi buraya bir asit çizelim. Artık asidim var asidimiz H-A olsun. Pembe renkli elektronlar da bu protonu alacak. Bu elektronlar da geriye A'nın üzerinde kalacak. Yani baza tekrar proton eklemiş olacağız. Böylece de etana elde edeceğiz. Yani bu bileşik baz gibi davranıp bu protonu alırsa etanı da elde edebiliriz. Tekrar ediyorum, baz ne kadar kuvvetli olursa konjüge asit o kadar zayıf olacak. Sonuç olarak bu videoda öğrendiklerimize dayanarak pKa tablolarını hem asitlerin hem de bazların kuvvetlerini karşılaştırmak amacıyla kullanabileceğimizi söyleyebiliriz.